Herkese mutlu akşamlar. İttifak Holding Konyaspor Yeni Malatyaspor deplasmanında 3-2'lik galibiyetle döndü. Muhteşem bir geri dönüşe imza attı yeşil beyazlı ekip. Biz de konuklarımız Mete Kazaz ve avukat Kasım Göçer'le beraber maçı değerlendireceğiz. Sevgili hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Vallahi hoş bulduk. Herhalde bu kadar keyifli bir program ben en son ne zaman yaptım? Kasımpaşa'ya 4 attı. Galatasaray'ı yendiğimizde. Galatasaray'ı yendiğimizde evet, yapmıştım. Hafta içi. Evet, hafta doğru, içi. Doğru, Beşiktaş'ın 4 maçı vardı. Evet. Apar topar stüdyoya koşmuştuk. Apar topar stüdyoya koşmuştuk o gün. Yani öyle bir hafta ama tabii hafta sonunda bir maç oynandığı için apar topar koşmadık. Pazartesi'yi bekledik maç için. Evet. Şimdi Konyaspor takımı ilk yarıda çok kötü bir performans sergiledi. Taraftarın aslında mutsuz, umutsuz olduğu anlardı. İlk 45 dakika için konuşmak gerekirse. İkinci yarıda son 20 dakika birdenbire coştu, coşturdu Konyaspor takımı. 3-2'lik bir galibiyet geldi. Bu 3-2'lik galibiyette oyunun başrolleri teknik adam İlhan Palut'un takım içerisindeki değişiklikleri bu tarz katkılarla beraber takımın birdenbire galibiyete ulaşması şaşırtmadı işin gerçeği. 2-1 olduktan sonra herkes zaten bu maç döndü dedi ve maçı hakikaten Konyaspor bileğinin hakkıyla 3-2'lik bir hale getirdi ve kazandı. Şimdi maçla alakalı ilk yarıda neleri yapamadık? İkinci yarıda neleri yaptık? Bunu değerlendirmek lazım herhalde. Konyaspor'un İlhan Palut önderliğinde çıkmış olduğu 3. maçı. İlk maçı Beşiktaş maçıydı. Kupada 1-1'lik biten bir skor. 120 dakika sonucunda penaltılar sonucunda elenmişti Konyaspor takımı. Geçtiğimiz hafta bir galibiyet, bu hafta bir galibiyet. Şu anda hoca 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle takımın başında. Mete hocam ilk yarıda ve ikinci yarıda neler yapamadı? Konyaspor'un İlhan Palut'la oynamış olduğu 3 maçın oyun içerisindeki etkileri, yani İlhan Palut'un takıma etkilerini değerlendirmek gerekirse bunları bir konuşmak istiyorum sizinle. Evet, dediğin gibi değerlendirebileceğimiz 3 maç var İlhan Palut'la. Teknik direktör etkisinin ne yönde gerçekleştiğine bakabilmek için. Bu maçı tek başına bence de birçok şeyi gösteriyor ama 3 maçı bir arada değerlendirmek çok daha mantıklı. 3 maç içerisinde henüz mağlubiyet yok. İnşallah olmaz. 1-1'lik bir Beşiktaş beraberliği var 120 dakika sonucunda ki o Beşiktaş karşılaşmasının bir de öncesi var. Ligde 10 kişi Beşiktaş'a neredeyse 75-80 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş'a bir türlü üstünlük sağlayamayan, Beşiktaş kalesine gidemeyen ve çok mahkum oynayan bir Konyaspor'dan hemen akabinde 120 dakika çok iyi bir mücadele. Penaltılarda artık tamamen futbol oyununun şans tarafına denk geldiği için yapacak bir şey yok. Talihsiz bir elenme. Yani Beşiktaş maçı için olumsuz şeyler söyleyemeyiz. Hemen arkasından Denizli karşılaşması var. Denizli karşılaşmasında zor da olsa gelen bir galibiyet ve önemli olan 3 puan. Ardından da Malatyaspor karşılaşması. Bence Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısı senin dediğin kadar ümitsizliğe kapılacağımız bir ilk devre değildi. Ben o kanaatteyim. Hatta maçın devre arasında programın bir diğer kıymetli yorumcusu Selman Hoca ile bir kısa telefon görüşmesi yaptık. Ya hocam keyifsiz gene herhalde kaybedeceğiz gibi bir şey söyledi telefonda bana. Ya Selman sanki bu takımda bir şeyler var, bir şeyler olma ihtimali var. Gol yedik ama yani çok mahkum oynamıyoruz. Yani Malatya deplasmanında Malatya'ya üstünlük kurmuş gibiyiz. Yani Malatya'nın bir üstünlüğü yok. Tamam 2-0 önde. Golün birini zaten 45 artıda attılar. O da tartışılacak bir penaltı bence. Ama Malatya'nın böyle hani oyun üstünlüğü tamamen bende, eziyorum, hapsettim gibi bir tavrı ve oyun anlayışı yoktu. Yani topun daha çok bizde olduğu ama artıları, İlhan Palut'un artılarıyla beraber eksilerini de bu akşam konuşmak niyetindeyim. Bizde bir şekilde üstünüz ama yani o üstün oyunumuzun resmini tam olarak çizemiyoruz. Yani bu üstünlüğü nasıl sağlıyoruz? Dar alanda oynayarak mı sağlıyoruz? Ön bölgede basarak mı sağlıyoruz? Yoksa fazlasıyla hücum atraksiyonu yaratarak mı sağlıyoruz? Bununla ilgili bir tanımlama yapamıyoruz şu anda İlhan Palut'un oyunuyla ilgili. Ama İlhan Palut'un oyunu heyecan veriyor mu? Evet.
3 maçı da bir araya getirdiğimizde İlhan Palut'un oyunu oyuncuların en azından nasıl söyleyeyim oyun enerjilerinin biraz daha üst düzeye çıktığı bir hale geldi. Ben o kanaatteyim. Özellikle İlhan Palut'un oyuncular nezdinde bazı diğer oyunculara ve camiaya göstermek istediği gerçekler var. Bence şu anda biraz da onun üzerinden yürüyor İlhan Palut ve çok doğru yapıyor. Bunun en güzel örneğini Şikaletçi ve Kravets arasındaki bağlantıda görüyorum ben. Nedir? Kravets çok yetenekli bir santfor, çok yetenekli bir santfor. Gol vuruşu bakımından, pozisyon bilgisi bakımından, oyun zekası bakımından belki Şikaletçi'nin kat be kat üstünde bir oyuncu. Bir sınıfsal değerlendirme yapacak olursak. Ama gelin görün ki İlhan Palut şuna inandığını gösterdi kaç maçtır. Ben mücadele etmeden, ortaya enerji koymadan, istek koymadan hiçbir yeteneğin işe yaramayacağını düşünüyorum. Mesajını verdi ve bunun sonucunu da özellikle Malatya maçında Şikaletçi ile çok güzel aldı. Yani Şikaletçi tam bir azim örneği. Yani Konyaspor'daki malzemeyle, eldeki oyuncularla Konyaspor'un nasıl bir adım öteye gidebileceğini özetleyen bir şey çiziyor bize. Nasıl söyleyeyim? Oyun çiziyor bize. Evet, yeteneklerim sınırlı. Ben de bunun farkındayım. Ama ben bunu zorlayarak, araya girerek, ekstra pas yaparak, top kaparak, yani bir santforun yapması gerekenden daha fazlasını az yetenekli olmama rağmen çok mücadele ederek elde ederim ve bu takıma da artı olarak yansıtırım şeklinde veriyor. Bir başka örneğini bizi birazcık belki mahcup eden bir oyuncu yaptı. Diamonde yaptı. Diamonde de yani evet ben belki çok düz bir oyuncuyum ama fiziksel anlamda eğer bir sakatlığım yoksa yani terimin son damlasına kadar elimden geleni yaparım. Hatta gol bile atarım. Çektiğim şutla kaleci bile sakatlarıma kadar getirdi mesele. Yani bu hafta Diamonde ve Şikaletçi aslında İlhan Palut'un oyununu çözmek ve şu ana kadar Konyaspor'a ne kattı sorusunun cevabını vermek için bence çok doğru iki tane örnek diye düşünüyorum. Oyuncu performansları ile ilgili önümüzdeki dakikalarda tek tek değerlendirme de yaparız muhtemel ama genel olarak Malatya Spor maçına da biraz değinecek olursam şunu ifade etmek isterim. Özellikle hücumsal anlamda İsmail Kartal'dan daha fazla alternatif yaratmaya çalıştığını gözlemliyorum İlhan Palut'un. Yani İlhan Palut'un Konyaspor'un probleminin özellikle takım savunması ve defansif anlamda olmadığının çok net farkında olduğunu gördük. Bu takımın problemi hücum zenginliğini bir türlü arttıramamak. Bunun farkında ve alternatifler deniyor. Yani öndeki üçlüyü değiştiriyor, kanatları değiştiriyor. İşte en son Kravets, Şikaletçi, ardından Daci denedi maçta, forvette. Yani hangisi dişliyi daha sağlam hale getirebilir diye ön tarafta bunun kurgusu içerisinde. Performansı standart olan oyuncular zaten takıma katkı sağlamaya devam ediyor. Bence o bir teknik direktör için çok büyük bir avantaj. Kimden bahsediyorum? Yevtoviç'ten bahsediyorum. Ahmet Çalık'tan bahsediyorum. Skubic'ten bahsediyorum. En önemlisi de Cilerme'den bahsediyorum. Evet. Yani hem defansta hem ofansta takıma maksimum düzeyde nasıl katkı sağlanır? Bence Cilerme bizim Skubic'in o iyi olan yıllarını hatırlatıyor bize bir bek oyuncusu olarak. Ha, önde başkanı hangi kurguları göreceğiz? Mia biraz daha toparlar mı? Rahmanoviç bu hafta verdiği gol pasındaki klas hareketleri sayısını arttırıp bizi çok daha fazla mahcup eder mi? Bunlar biraz İlhan Palut'un Konyaspor'a sağlayacağı katkının derecesini belirleyecek. Ama bence İlhan Palut Konyaspor'un İsmail Kartal değişikliğinden beklediği, yönetimin ve camianın beklediği heyecanı bu üç maçta ortaya koydu. Ve bunun sonucu da en güzel sonucu da bence Malatya gibi tam rakibimiz olan takımdan aldığımız 3 puan oldu. Evet. Bence. Evet Kasım abi 3 maç İlhan Palut yönetiminde 2 galibiyet 1 beraberlik diyebilirim Beşiktaş maçına. Denizlispor galibiyeti arkasından Malatyaspor galibiyeti ve ilk yarıda 2-0 yeni kapatıyorsun. İkinci yarıda son 20 dakikada 3 gol atıp kazandığın bir maç. Hücumda değişiklikler yapmış hoca ikinci yarıda. Kravets'i çıkarmış. Yerine Rahmanoviç'i almış. Daha sonra
Erdun Dacı ve üçüncü oyuncu değişikliğimiz. Bütüçi. Değişiklikleriyle de maçı kazanmış bir teknik adam var. Teknik adam mı kazandı bir kere? Oyuncular mı kazandı? Kadro dizilişi ilk yarıda yanlış mıydı? İkinci yarıda mı toparladı? Yani Mia tercihi mesela, Çıkaleşçi tercihi aslında maçın başında eleştirilen tercihlerdi. Evet, zaten yanlış ama, tercihlerdi de zaten. Evet, Mia çıktı, Çıkaleşçi sahada kaldı. Çıkaleşçi sana iki gol kazandırdı ve maçı kazandın. İlk yarı ve ikinci yarıyı değerlendirsek oyuncu performanslarıyla beraber hocanın taktik dizilişi, kadro tercihi. Öyle. Aslında bu maç çok ilginç bir maç oldu. Hem Konyaspor'un geri dönüşü açısından hem de İlhan Palut hocanın takımı tanıması açısından, oyuncuları tanıması açısından enteresan bir maç oldu. İlhan Palut şu an takımı tanımaya çalışıyor. Oyuncuları da tanımaya çalışıyor. Kim nerede oynar, kim hangi pozisyonda verim verir, verimli olur. Yani bunu çözmeye çalışıyor. Ve Malatya maçı öyle bir maç oldu ki İlhan Palut'un hatalarını da gösterdi, doğrularını da gösterdi ve bu maçtan herhangi bir puan kaybı meydana gelmeden bu dersleri almasını sağladı. O açıdan Konyaspor'un müthiş, sadece bir 3 puan değil, İlhan Palut açısından da müthiş bir kazanımı oldu. Sahanın içerisindeki yanlışları ve doğruları çözme noktasında. Şimdi bu maçta ne tür sonuçlar çıkardık veya bu maç 3-2'ye nasıl geldi? İlk yarıdaki oynayan takımla ikinci yarıda oynayan takım arasında ne tür farklar vardı? Şöyle başlayalım. İlk yarıya nasıl başladık? Kravets ileride. Bu arada buraya bir parantez açayım. Kravets'in suratı ekrana geldiğinde bu adam mutlu değil. Evet. Bunun bir sıkıntısı var ve şu an Konyaspor'un elindeki en yüksek seviyedeki oyunculardan bir tanesi. Yani en kaliteli oyunculardan bir tanesi ki sezon başındaki performansını da biliyoruz. Yani bu problemin çözülmesi lazım. Parası sezon, mı ödenmiyor? Sezon başındaki Milosevic gibi. Ha, yani parası, mı ödenmiyor bu arkadaşın? Mutsuzluk var. Eşiyle mi problemi var? Bir sıkıntısı mı var? Ama bir sıkıntı var belli, surattan belli. Yani baktığın zaman adam mutsuz ve sahanın içerisinde de böyle nasıl diyeyim, o moral bozukluğuyla böyle isteksiz bir oyun şekli var. Sezon başında gördüğümüz Kravets değil. Ki biz Kravets'in potansiyelini ve kapasitesini biliyoruz ve Konyaspor'un sözleşmeli oyuncusu. Burada bir sorun varsa bu soruna derhal müdahale edilip çözülmesi gerekiyor. Çünkü iyi de para ödediğin oyunculardan bir tanesi. Yani ikinci bir Hurtado şeyi çıkmasın. Ortada evet. Bir problemi çıkmasın. Yani maliyeti yine Hurtado'ya yaklaşamaz ama evet. Yüksek maliyetli oyunculardan birisi. İlk yarıdaki 11'e bakacak olursak pozisyon olarak doğru pozisyonda başlayan yegane adam ileri hatta Kravets'ti. Yani 9 numara pozisyonunda başladı. Çıkaleşi kanat oynuyor ki İsmail Kartal'ın en büyük yanlışlarından bir tanesi Çıkaleşi'ye de eziyet ediyoruz. Bu oyuncu kanat oyuncusu değil. Bu oyuncu santrofor. Kravets yoksa Çıkaleşi veya daha iyisi Çıkaleşi. Yani bu adam en ileride oynayacak. 9'da oynayacak. Burada mutabık kalmış olmamız gerekiyor. İlhan Palut'un da bunu görmüş olması gerekiyor. İkinci hata, geçen hafta ben eğitimdeydim, ara verdik, size de yazdım. Mia'dan sol açık olmaz arkadaş. Yani görmüş olabilirsin. Her maçta, Denizli maçında da Mia'yı sol açıkta deniyorsun. Bu maçta da deniyorsun. Bak Mia'ya da yazık. Sosyal medyada maç esnasında takip ediyoruz. Herkes Mia'ya hücum ediyor. Bu adam sol açık değil. Sen bu adamdan sol açık performansı almaya çalışırsan kendini de rezil edersin, Mia'yı da rezil edersin. Yani yazık, oyuncuya da yazık. Çünkü o mevkinin oyuncusu değil, orada oynayamaz. Kötü de oynayamaz. Sağ açık, sol açık oynayamaz. Yani bu adamın oynayacağı yer belli. Belki 8 benim şahsi fikrim. Ama santrofor arkası. Bu adamın oynayacağı yer orası. Yani futbolda bence temel ilke şu. Bir oyuncunu orijinal mevkiinde oynatacaksın. Yani oyuncuyu sağa sola işte ya bundan da sol açık yapayım, bundan da sağ açık yapayım dersen oyuncunun verimini düşürürsün. Mia'yı ya oynat ya oynatma. Oynatıyorsan santrofor arkası oynatacaksın. Şimdi bunu da ikinci yarı gördü İlhan Hoca. Üçüncü hata. Milosevic santrofor arkasında verimsiz. İkinci forvet gibi oynattık. Maç içerisinde baktık. Milosevic etkisiz ilk yarıda. Yani uğraşıyor ama etkisiz. Milosevic'in oynayacağı bana kalırsa tek yer sol açık. Sol açıkta da iyi oynar. Burası net. Sanırım bunu da kaydetmiştir İlhan Hoca. Yani ilk yarıdaki bizim sonuç alamamızın, kısır bir futbol oynamamızın sebebi neydi? Kanatlarda orijinal kanat oyuncusunun bulunmaması, Çıkaleşi ve Mia ile kanatları oluşturman, ikisi de orijinal kanat oyuncusu değil, santrofor arkasındaki oyuncunun da kanat oyuncusu olması, oranın da orijinal oyuncu olmaması. Yani öndeki 9'un arkasındaki 3 adamın 3'ü de mevkisinde oynamıyordu.
İkinci yarıya döndüğümüzde ne yaptı? Konyaspor'un özellikle iyi oynadığı, baskılı oynadığı, pozisyon bulduğu dakikalarda Kravets mutsuz, Kravets kötü. Arkadaş Kravets sen bir gel. Ne yap? Çık Aleşi'yi öne geçirdik. Çık Aleşi'yi bir kere rahatlattık. Yani o kanat savunmaya yardım, evet. İşte kanattan top getirme, orta yapma, faslı ortadan kalktı. Kravets'in Çık Aleşi'nin yapması gereken nedir? İleride pozisyon bulursan bunu içeriye at. Onu da yaptı. Milosevic de doğru yerine geçti. Milosevic'i de sola çekti. Orada da Milosevic bir rahatladı. Arkadaş dedi, oh dedi ya, dünya varmış dedi. Ben bildiğim futbol oynuyorum. Hani sol taraftan bindireceğim, savunma yapacağım. Tamam, burayı da rahatlattık. Sağ tarafa da aldık. Dasi'yi aldık. Hücum forvet, kanat oyuncusu. Direkt 9 numara değildir ama kanat forveti olarak Dasi bir şeyler yapabilecek bir oyuncudur. Ve hemen Çıkar eşiğinin arkaya da Rahmanoviç'i aldı ki klasik 10 numara fonksiyonunu yerine getirsin diyerekten. Önde bütün taşları düzelttik. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Hani sen çok kaliteli bir gömlek alırsın ama gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediğin zaman arkası üzerinde durmaz. Yani yamuk yumuk durur. Orada yani İlhan Hoca'nın yaptığı ilk yarıdaki hata ilk düğmeyi yanlış iliklemesi. Yanlış ilikleyince işler yolunda gitmedi, rayında gitmedi. İkinci yarı hepsini düzeltince tekrar söküp doğru yerlere iliklediği zaman Konyaspor oynamaya başladı. Beni şaşırtan şu oldu. Mesela hiç beklemediğim bir performans. Diamonde tamam 6 numara pozisyonda İsmail Kartal döneminde oynadığından daha iyi oynuyor 6 numara pozisyonunda ama İlhan Hoca ikinci yarı bir şey daha yaptı. Milosevic'e dedi ki Jetović'e dedi ki arkadaş sen tekrar 6'ya gel. Diomandi sen az öne çık. Yani 6 ile 8'in yerini değiştirdi ilk yarıda. Diomandi 8 numara pozisyonuna geçti. İkinci yarı. Diomandi'yi gibi oynadı. Son yarım saatte. Atiba gibi oynattı. Evet. Son yarım saatte. Atiba gibi oynattı. Şimdi Diomandi'yi birazcık öne attığımızda, 8'e attığımızda enteresan bir şey olmaya başladı. Diomandi savunma arkasına koşu yapmaya başladı. Ve daha cesaretli dikine paslar atmaya başladı. Şimdi Diomandi'yi niye eleştirdik? Ya hep yana oynuyor arkadaş. Bu kadar yana oynayacaksa niye aldık biz bunu? Diye. Ama şimdi 6 numarada sanırım onun biraz endişesini taşıyor. Yani şimdi 6 numarada hemen stoperlerin önünde oynuyorsun. Aman orada bir top kaparsan, kaptırırsan, bir pas hatası yaparsan birdenbire kalende pozisyon görürsün. Sanırım Diomandi onun tedirginliğiyle fazla yan oynuyordu. Ama arkaya Jevtović geçip de Diomandi kafa olarak rahatlayınca ya arkada Jevtović var. Ben burada topu kaptırsam da hatalı pasta yapsam arkada toplayacak adam var. Deyip onun rahatlığıyla dikine oynamaya ve savunma arkasına koşu yapmaya başlayınca birdenbire baktık. Farklı bir Diamond'u izlemeye başladık. Ben kariyer geçmişine de baktım maçtan sonra. Bu adam 8 oynamış mı diye, merkez orta saha oynamış mı diye. Az sayıda da olsa var. 8 numara pozisyonunda kariyerinde var. Ve orada mesela Rahmanoviç faktöründe yazmamız gerekiyor. Sahanın içerisinde çok etkisiz eleman gibi gözüküyor. Leylek gibi. Yani hani yanlış anlamasın. Ama fizik olarak bakıyoruz yani çok uzun bir 10 numara için. Ama verdiği arapas tam bir 10 numara arapası. Yani gerçekten çok, bir 10 numara arabasıydı ölçülü, yani. Çok ölçülü. Dengeli. Yani azıcık şiddetli atsan gider. Yavaş atsan müdahale edilir. Yani böyle tam ayarlanmış, tam vur. Yani bu topa gelişine vur şeklinde bir pas attı. Diamond'u da o işi yaptı. Mesela Rahmanoviç'ten de bu ışığı almak iyi. Yani sinyali almak iyi. Topsuz oyuna ne kadar katkı sağlayacak Rahmanoviç hala soru işareti. Tabii. Ama bir şey var demek ki. Yani o pası atabilecek bir yeteneğe sahip. Bunu gördük. Bu Konyaspor açısından da bir avantaj. Neticede İlhan Hoca herhalde bu hatalarını ısrar etmeyecektir. Önümüzdeki maçlarda bütün oyuncuları orijinal yerlerinde ve maksimum verim elde edeceği yerlerde kurgulayacaktır. Zaten Mete Hocam'ın dediği gibi bir savunma problemin genel olarak yok. Evet. Sadece ofansif anlamdaki ilerideki hattı doğru seçmen ve doğru kurgulaman gerekiyor. Bunu yaptığın takdirde Konyaspor bak gol de atabiliyor. Çıkaleşi gol atamaz dediğimiz, atamıyor dediğimiz Çıkaleşi 9'a geçtiği zaman atmaya başladı. Yani demek ki adamın yerinde oynaması gerekiyormuş. Yani hatları doğru kurarsan, kurguyu doğru kurgularsan geri dönüş yapabiliyor ve Konyaspor kısa süre içerisinde maçı 3-2'ye çevirdi. Ve bunu İlhan Hoca muhtemelen görmüştür. Yani hangi oyuncu nerede oynar? Hangi oyuncudan? Ben nerede verim alırım? Tabii. Ben bundan sonraki maçlarda ne tür bir taktikle oynamalıyım? Malatya maçı net bir mesaj verdi. Üstelik de sahanın içerisinde denemeyle sonuç aldı. Yani ilk önce yanlıştan olumsuz sonuç aldı. Sonra doğrulardan harikulade bir sonuç aldı. Doğruları mesela şunu yapar sonra, değil mi? Yani çaresiz kalsa, iki seçenek arasında kalsa kanatta Mia ile başlamak yerine muhtemelen Dacı ile başlayacağını bu maçta anladım. Daha mesela mantıklı. Yani elimde hiçbir oyuncu kalmazsa kanatta Dacı'yı oynatmak daha mantıklı. Milosevic sola çık kardeşim burası tamam. O, olmadı Bütüç'ü. Olmadı
Şengelya. Şengelya. Tamam mı? Ama yerlerini değiştirme. Yani herkes nerede faydalıysa orada oynatsın. Evet. Burada sadece yer değişikliğinin pozitif etkisini Diamond'da gördük. Çünkü Jevtovic'i de 8'e çıkarttığın zaman adam bu sefer orada kayboluyor. Yok, yok yani 8 oynayamıyor. Evet, çünkü arkadan çok daha güzel okuyor oyunu. Çok geriden iyi yürüyor. Yani ve oyunun yönünü de çok güzel değiştiriyor. Uzun toplarla, uzun toplarla iş yapıyor. Şimdi mesela orta alanın çizgisi, orta alan çizgisinin orada hazırlık pasları yapılıyor ya. Hı-hı. Bölgesel olarak sol kanattan mesela oyun başlıyor. Orada hazırlık pasları devam ediyor. O hazırlık pasları devam edip sıkıştığında Jevtovic'i muhakkak top buluyor. Ve çok güzel ters kanat başlatıyor tekrar. Oyun birdenbire açılıyor. Yani bunu arkada olduğu için Jevtovic çok iyi yapıyor. 8 olduğumu görüş açısı daralıyor. Bir de sırtı dönük alanla alakalı. Sırtı dönük alıyor o zaman. Daha önde olduğunda doğru sırtı dönük alıyor. Burada kaleye bakarak alıyor. Ötekinde sırtı dönük alıyor. Çok güzel tespit. Kesinlikle. Doğru tespit ve Jevtovic'in verim düşüyor. Biz bunu geçen yıl Aykut Kocaman döneminde Johnson Jevtovic'te gördük. Jevtovic'i 6'ya getirirsen iyi ama öne 8'e kullandığın zaman kötü oluyor. Orada da Johnson'u tercih ediyorlardı 6'da. Mecburen 8 oynatıyordu. Jevtovic bir türlü istenen şeye gelemiyordu performansa. Şimdi Johnson gidince dikkat ederseniz Jevtovic'in performansı arttı. Aslında artmaması gerekir diye düşünüyor insan. Çünkü Johnson'la daha iyi bir ikili. Ama değil. İkisi de aynı bölgenin oyuncusu. Sadece Johnson biraz daha fizikli. Jevtovic ona göre biraz daha size olarak çelimsiz. Bir tık daha aşağıda, uzun. Ama biraz daha çelimsiz. Ama o çelimsizliği 6 numarada oyun zekasıyla kapatıyor. Çok geniş görüyor. Yani dikkat edin, oradan neredeyse bizim klasik Skubi çataklarını o başlatıyor. 30 metreye 40 metreye pas atıyor oradan. Yani çok uzun atak başlangıçları yaptırıyor. Hocam yani Jevtovic geldiğinden beri bir standardı olan bir oyuncu. Var. Yani ben Jevtovic'in ya şu maçta kötü oynadı dediğim birkaç maçı var yani. 8'de oluyor o da. 16'da genelde vasat oyun 8 pozisyonunda oluyor. 6 pozisyonda kötü maçı hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. 8'de oluyor yani. 8'e attığın zaman oluyor Jevtovic. Ama bu sezon bir başka oynuyor. Bak 8'de yine verimsiz. Bak bu sezon 8'leri kötü. 8 pozisyonları kötü. Bu sezonun performansı hakikaten dudak ısırtan cinsten. Ha bunda şunun da etkisi var. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor Jevtovic'in. Transfer yapacak. Ya da sözleşme pazarlığında elini kuvvetlendirecek falan. Yani futbolcularımızın genelde. Yani yönetimin düşüncesini bilmiyorum ama yani ben kadroda tutmak isterim bu oyuncuyu. Şöyle biz Konyaspor'da şöyle bir hata yapıldı daha evvel. İşte Skubic, Konyaspor'a ciddi katkılar veren bir oyuncu. Milosevic ciddi katkılar veren bir oyuncu. Fakat aldıkları maaşlar cüziydi bunların. Yani işte Skubic ilk geldiğinde 180-200 bin euro bandında oynayan bir oyuncuydu. Şimdi sözleşmeyi yenileyelim. Hep katkı da sağlamış. Performans çok iyi. Sözleşmeyi yenileyelim. Hadi ne istiyorsun? Şu para tamam kardeşim. O dönemin Aykut Kocaman'ı var bir de. Aykut Kocaman da ya ben Skubic'le devam etmek istiyorum diyor. Milosevic'le devam etmek istiyorum diyor. Parayı verdik. İyi de bir para verdik. Evet. Yani 2,5-3 katı para verdik maaş olarak. Skubic 2 sezondur ortalıkta yoktu. Şimdi ben oyuncularla sözleşme uzatılırken muhakkak bir performansa bağlı bir sözleşme yapılmasından yanayım. Katılıyorum. Yani Jevtovic'le evet para verebilirsin kardeşim. Verebilirsin. Yani bu oyuncuyu muhtemelen sezon sonunda ciddi takımlarda isteyecek. İşte Johnson mesela gitti yani işte. Johnson bugün benzeri teklif alacak. La Liga'da oynuyor yani. Ki Jevtovic'e de daha evvel İtalya'dan vesaire teklifler vardı. İçeriden de alır teklif. İçeriden de alır teklif. Dışarıdan bu, alacak. Bu performansla devam ederse. Yani bana kalırsa sözleşmesi uzatılıp para kazanılmaya bakılabilir mi? Bakılabilir. Ama sözleşmesi uzatılırken de Konyaspor'un istediği şartlar, istediği performans sözleşmeleri yapılması lazım. Yoksa maalesef Skubic gibi 2 sezon yatıyor mesela sözleşmeyi aldıktan sonra. Yani maaşını 2 katlamadan sözleşme yapacaksın. Evet. Yani mesele o. Evet. Rahmanovic'i nasıl değerlendirdiniz? 45 dakika oynadı. Yani herhalde Rahmanovic'i en uzun izlediğimiz maçlardan birisi. Rahmanovic tabii ilk geldiğinde birkaç maç oyuna sonradan girdi. İsmail Hoca döneminde de girdi oyuna. Çok ışık vermemişti. Bu maçta vermiş olduğu gollük pası çıkalım. Genel itibariyle bir Rahmanovic değerlendirelim. Gollük pası çıktık. Rahmanovic. Şimdi oynadığı pozisyon itibariyle Rahmanovic o pozisyonda oynayan oyuncular genellikle takımın lider oyuncuları olurlar. Genellikle. Yani %90 oranında öyledir. 10 numara işte 8.5 belki. O pozisyonun hakkını veren bir tavrı var mı saha içerisinde Rahmanovic'in? Henüz yok.
Ama şaşırtıcı özellikleri var. Ona bu maçta mesela Kasım abi de söylediği gibi o ara pasıyla şahit olduk. Bir yetenek var. Yani topun gelişi, o gelişte pas veriş, bir şeyler var. Ama şundan korkuyorum ben. Aynı sıkıntı Bitucci'de de var. Topsuz fiziksel olarak ve topsuz oyunda bizim lig için şu anda o seviyede değiller. Yani bizim lig, kabul edelim. Tamam, çok duran bir lig, hakemlerin oyunları katlettikleri bir lig, ama özellikle topsuz oyunun ve fiziksel mücadelenin de üst düzeye çıktığı bir lig. Bunu kabul etmemiz lazım. Sert bir lig. Onun için henüz Bitucci'de de Rahmanovic'de de o standardı göremedik. Mesela şimdi İlhan Palut şu gelgiti yaşıyordur. İki tane gelgit, belki de üç tane gelgit yaşıyordur. Önümüzdeki hafta Diamonde ile mi başlayacağım? Önde Rahmanovic ile mi başlayacağım? En uçta Şikaletçi ile mi başlayacağım? Bak, şu anda eminim İlhan Palut'un kafasındaki üç tane temel problem bu. Yani bu üç problemden birisi de Rahmanovic. Yani Rahmanovic o şeyi henüz vermedi. Ya ben burayı dolduruyorum kardeşim. Oyunun ben buradayım. Ben bu oyunun lideriyim. Yani Konyaspor'un lideri olabilirim. Bu oyunu çekip çevirebilirim. Mesajını henüz vermedi. Ama bu hafta bence geldiğinden beri, zaten çok fazla maçı yok ama geldiğinden beri en ya olabilir mi sinyalini verdiği maç, kabul edelim. Ama henüz ben ilk 11 oyuncusuyum demedi. Peki bunu da Kasım abiye sorayım. Diamonde şimdi geldiğinde çok ciddi eleştirilen, taraftar, camia tarafından, bizler de dahil buna, çok ciddi manada bu transferi eleştirmiştik. Neden eleştirmiştik? Yani Diamonde'nin gerek yok o mevkide 6 numara için. Şöyle, kariyerine takılmamıştık yani. Rejimiz uyuyor mu arkadaşlar? Rejimiz uyumasın lütfen. Buradan şey yaparım, müdahale ederim ben bazen. Şimdi İlhan Palut gibisin var. Buradan çevirirsin bu maçı. Çeviririm. Zaman zaman çevirdiğim zamanlar olmuştur yani. Şöyle, Diamonde ile alakalı bizim eleştirilerimiz şundan dolayıydı. İşte 6 ay neredeyse top oynamamış bir adam. Sakatlıklarla mücadele etmiş bir adam ve gelir gelmez tekrardan bir sakatlık sürecine girdi Konyaspor'da. Hepimiz tedirgin olduk. Bir de devre arası transferi yapıyorsun. İşte İsmail Kartal ısrarla Diamonde'yi istiyor. Tamam, getiriyorsun, kabul. Maliyeti de düşük. Bak, onu da kabul ediyorum. Diamonde hakikaten maliyeti düşük oyunculardan bir tanesi, yabancı olmasına rağmen. Ama o sakatlık soru işareti bizi korkuttu yani. Ve devre arasında hazır transfer yapmamız lazımdı bizim. Bundan dolayı eleştirdik. Eleştirmeyi de ben yani hala bugün oraya gel, aynı şeyi önüme koy, ben yine Diamond'a transferini eleştiririm. Yapmasın. Ama nedir? Burada sakatlığını hakikaten atlatmıştır. Bundan sonra da sakatlanmaz. İyi, bu performansla da devam eder. Başımın üstünde yeri var Diamond'a gibi oyuncuların. Ama bu bir şans. Yani sakatlanıp tekrar dönemeyebilirdi. 6 ay boyunca yatsa şimdi kim verecek bunun vebalini, hesabını abi? Bu ağır işler yani bunlar. Yönetim olarak da ağır bu işler yani. Bu hafta sakatlıktan eser yokmuş gibi. Sakatlıktan oynadı. Hakikaten eser yok gibi. İnşallah da böyle devam eder. Tabii sağlam diye aldığın oyuncu işte Hurtado. Sağlam diye alıyorsun, getiriyorsun. Sakatlanıyor. 2,5 sezon senden parasını çatır çatır alıp gidiyor. Bunlar biraz şans işi de işin gerçeği. Yani beyaz eşya da böyledir yani mesela. Alırsın. Herkes çok över. Ya bu eşya çok güzel, bu beyaz eşya çok iyi, bu marka çok iyi filan. Alırsın, senin başına gelmeyen kalmaz. Motoru yanar, kablosu yanar, anakartı yanar falan filan. Bu iş biraz şans işi yani. Futbol transfer işi özellikle. Fakat ben şunu merak ediyorum. Şimdi Amir Hacı Ahmet Oviç bizim hani elimizde büyüdü. Çocuğumuz gibi Amir Hacı Ahmet Oviç. 18 yaşında bu takıma geldi. Gelecek vaat eden bir oyuncu. Hep o sıçramayı yapacak diye beklediğimiz bir oyuncu ki bu sezonda Amir Hacı Ahmet Oviç'ten hakikaten memnunduk yani oynadığı maçlarda. Diamonde, Jeytović, Amir Hacı Ahmet Oviç. Önceden biz orta sahada oynayacak adam bulamıyorduk bu arada. Şu anda size şu soruyu soruyorum. Sorum şu. Amir Hacı Ahmet Oviç iyileşince kim oynayacak abi bu takımda?
Şimdi bu maç soru işareti oluşturdu. Yani evet. Bir kere şöyle şunu söyleyeyim. 6 numarada 100 maç olsa 100 kere Jevtović. Benim şahsi fikrim, tamam mı? Ama şimdi 8 numara için Diamonde'nin bu haftaki son 30 performansı, son 30 dakika performansı benim kafamı karıştırdı. Yani bir sonraki maça ben hoca olsam Diamonde'yi 8 çıkarım. Ya bu performans sürekli mi, orada bir görmek isterim. Yani 8 numarasında bu her zaman 8'de bu verimi verecek mi, bir görmek isterim yani şeyle alakalı. Çünkü Amir'e göre çok daha savunma arkası koşulları vesairesi çok daha etkiliydi. Ki Antep maçı bunun için çok güzel bir zemin oluşturabilir. Evet. Antep'e savunma arkası koşular inanılmaz sonuç verebilir. Antep öyle bir takım çünkü. Yani böyle geliyor yani. Antep gelen bir takım. Rakibi Malatya'ya enteresan bir şekilde bozdu. Bir de Rahmanoviç işte ona uyum sağlayınca, o koşullara pas da atınca biri gol oldu. Birkaç deneme daha var maçın içerisinde. Yani bir 8 numarada sanki bu hafta Diamond'u denemek onun hakkı gibi. Ama 8'de 6 değil. Yani 6 ön libero Diamonde, önünde Jevtović değil. Savunma stoperlerinin önünde Jevtović, onun önünde Diamonde şeklinde bir görmek isterim tekrar. Yani şöyle, bunu ben tekrar görebileceğimiz maçların olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani Antep maçında bunu görebilir miyiz? Bence göremeyiz. Neden? Hoca çünkü maçın başında iki ön libero'yu da, yani hem Diamonde'yi hem Jevtović'i, ikisini de 6-6 oynattı gibi sanki. Yan yana biraz yan daha defansif oynattı. Yani biraz daha defansif. Antep maçında Azametović dönerse söyleyeyim mi sana orayı? Söyle. Jevtović, Diamonde, Azametović. Ne Milosevic ne Rahmanoviç'te başlamayacak. Yani o da çok defansif olur. Antep çok şey ya, bilmiyorum. Olmayabilir. Yani üçlü olmayabilir. Bence çünkü Rahmanoviç'ten de Milosevic'ten de o iki ön libero önündeki şeyi, performansı almadığını düşünüyorum. Ya orada Mia, Rahmanoviç bence iki alternatif olarak düşüneceğiz orayı, tamam mı? Ama bence orayı Azametović'i de oranın bir alternatifi olarak bu saatten sonra düşünebilir. Çünkü arkadaki Azametović boşluğunu Diamonde ile doldurduğunu düşünüyor. Bence. Ya son 30'da Diamonde dedi ki tabii, ben 8 oynarım dedi yani. Ben burada oynarım dedi. Yani bu da İlhan Palut'un eline şu kozu veriyor. Zaman zaman denenen ama çok da iyi olmayan 10 numara pozisyonunda Azametović denenebilir mi? Niye? Çünkü Milosevic'ten ve Rahmanoviç'ten ve hatta Mia'dan henüz o 10 numaradaki istediği performansı almadı. Eğer Azametović'ten orada performans alabilirse bu üçlüyle devam edebilir. Öyle bir kurgu yapabilir. Ben de şöyle düşünüyorum. Yani ikili ön libero. Hoca aslında maça başlarken 4-2-3-1 ile çıktı sahaya. İkili ön libero olarak çıktı. Yani 6-8 numara doğru değil. Yani hani daha yan ikisinde, deplasmanda oynuyorsun normal. İkisi de defansif doğru orta saha olarak çıktı. Yani birisini ofansif olarak çıkartmadı. Fakat 2-0 yenik duruma düştükten sonra 4-2-3-1 tabii 4-1. O saatten sonra risk alabildi takım. Tabii. 4-1 yani, 4-1'e döndü. Diamonde'nin o arkaya koşulları da ondan sonra başladı. 2-0 yenik önü duruma aldı yani. Diamonde'yi şöyle bir tık öne aldı. Önü almak da yetmez. Şimdi geride olduğun için Diamonde kale önünde o kadar fazla topla buluşmaya isteğinde. Çünkü niye? Zaten 2-0 maç bitmiş yani. Bu, o saatten sonra atabileceksen atacaksın. Hayır, takım hani, da zaten öne çıktı ki oradan sonra. Bu bir taktikle anlatılacak bir durum değil. Maçın hikayesi biraz Diamonde'yi işin gerçeği ceza sahası içerisine itti. Çünkü o riski aldı takım. Şimdi maç 0-0 devam etse, hoca maçı kazanmak istese Diamonde'yi yine o kadar ceza sahası içerisinde göremez. Ama orada ilginç olan şu. Şimdi savunma iki stoperin arasına gelip oyun kurmak için topu isteyen adam son 30'da Jevtović'ti. Sürekli Jevtović geldi oradan, evet. Top istedi. Diamonde değildi mesela. Evet. Jevtović oradan kurarak başladı. Oradaki şöyle de bir risk var. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Onu her maçta yapmak çok mümkün değil. Şunu gördük. Bak Tete gibi adam mesela. Çok güçlü adam. Çok güçlü adam ve ligde böyle adamlar çok var. Bizim savunmamızın şu zaafını gösterdi. Evet, alan savunmasını Abdülkerim ile Ahmet çok güzel yapıyorlar. Ama özellikle arkaya kaçan toplarda biz yani mesafe olduğu zaman stoperlerimiz rakip hücum oyuncusunu yakalayabilecek sprintli oyuncular değil. Ne Abdülkerim ne de Ahmet. Tamam, bunların pozisyon bilgileri çok iyi. Topu oyuna sokma kabiliyetleri çok güzel. Takım oyununu arkadan çok güzel başlatıyor stoperlerimiz. Birbirleriyle uyumları güzel ama arka alanda, açık alanda yakalandıklarında yakalama ihtimalleri çok düşüyor. İkisinin de. Abdülkerim'in de, Ahmet'in de.
Öyle bir dezavantajı da inşallah fark etmiş ve bir yere yazmıştır İlhan Palut. Şimdi yorumcularımızdan Mehmet Canlı bu hafta bizimle değil. Selman Selim Akgüz ile Mehmet Canlı'yı bu hafta dinlendirdik. Kravets gibi Selman Selim Akgüz'ü biraz kızar çekti. Selman daha zor kadroyu üzülüyor. Evet. Çekaleşi atıyor böyle. Vücut dili Selman'ın vücut dili ben oynamam diyor. Parasını aynen mı vermiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bu adamı anlamadım ki. Para problemi yok onun. Ahiretlik de o bizim. Biraz yorgun. Ha. Hani muhtemelen ruhsal yorgunlukları var. Biraz yıprandı son dönemde. Mehmet Canlı diyor ki İncinmesin diye yorulsun. Evet. Konyaspor'da Diamond J. Toys son 30 harici diyor. Yan yana oynadılar diyor. Yani son evet, yarım saatte kala diyor. Doğru doğru. 8 numara gibi görünmesine neden olan sebep 2-0 olmasıydı maçın diyor. Tabii, tabii. Yani onunla hemfikiriz Mehmet'le. Hakikaten Diamond'nin şöyle bir şeyi var. Önlü arkalıya döndüler yan yanadan çok. Ya mahallede sonra. Hani eskiden böyle mahalle maçları olurdu ya. Böyle mahallenin bir dayısı çıkar gelir. Top ayağına yakışır ama yaş da geçmiştir. Hafif de kilo var. Ama ayağına da top yakışır böyle. Alır çatala falan vurur böyle hani. Klas kalıcıdır. Klas kalıcıdır onlar da mesela. Evet. Diamond'i de biraz o şey bu arada o dayıya da pek yanaşamazsın. Çünkü kalıplıdır yani hani. Tabii. Etrafında döner tekme falan atar arada. Tabii şey yapar yani yaklaştırmaz da bir fiziğini falan koyar kenara. Diamond'da da biraz o var. Hani iki oyuncunun arasına mesela girebiliyor çok rahat bir şekilde. Müdahale etmeye çekiniyor rakip. Fizik niye? Çok fiziği çünkü çok güçlü bir fiziği var oyuncunun. Ürkütücü yani rakip için. O yüzden de biraz Diamond'in hücum bölgesinde aslında top tekniği çok aman aman yüksek değil. Fakat yok ya iyi ara paslar denedi ya sonra. Ciddi onun da ara pas denemeleri var. Ciddi ciddi atıyor yani. Artık şöyle doğru yani. Aslında şöyle stoperler arasında alışveriş yaptığı için belki de görmedik biz bunu ama oyuncunun zaten bir Fransa geçmişi var. Yani o seviyede oynamış bir oyuncunun muhakkak bir kumaşı vardır. Orada oynamak kolay iş değil. Muhakkak hücumsal anlamda belli başlı kalitesi var ki ayağına top yakışıyor ki Fransa'da oynamış yani bu adam. Basit bir iş değil. Devre arası transferlerden şimdi mesela kısmen bu haftaki verdiği biraz şeyle ışıkla Rahmanovic işte Diamond'e daha fazla bir Bitucci'yi işin içine sokamadık. Olmadı yani henüz. Problem ne? Bilmiyorum yani. Antrenmana bakmak lazım demek ki kötü. Eksik kalıyor biraz yani hem fiziksel olarak hem de girdikten sonra geri dönüşlerde. Aynı Kravets'teki isteksizlik böyle yani tamam oyuna girmişsin hava soğuk ama şu şeyin içliğin şeyini de kolunu da getirip avucunun içine sokma üşüyorsan eldiven giy. Yani, ya Norveç'ten geldin aynen ya. Aynen öyle ben çok üşüyorum ya burada hava çok soğuk oynamasak gitsek mi mesajı veriyor beden dili Bitucci'nin. Yani ben gireceğim bir kanat oyuncusu olarak iki tane temiz orta atacağım şeyi vermiyor beden dili havası. O ortayı yine şey attı ciler mi attı değil mi? Ya şimdi moralim bozuksa anlayabilirim de Sekidika zaten senin mallığını aldığın bir oyuncu değil. Gidecek zaten. Tabii. Yani meydan yine sana kalacak tabii arkadaş. Yani bir kendini göster. Sen sözleşmeli oyuncusun. Tabii canım yani. Bu takımın. Onun için. Abi belki fizik eksiği var diye. Çünkü İsmail Kartal da oynatmıyordu. İlhan Palut yine geldi yine oynatmıyor. Demek ki geri dönüşlerde savunmada bir takım sıkıntılar var. Ama teknik var olarak ben gibi. Ama teknik olarak iyi bir oyuncu. İyi teknik olarak tabii, iyi yani. Ayağı çok iyi serbest vuruş atabiliyor içeri kat edip vurabiliyor yani Milosevic'in benzer özellikleri var ama henüz Milosevic'den teknik olarak daha iyi. Daha da iyi. Ama doğru. Topsuz oyunda Milosevic'in yanına yaklaşamaz kesinlikle. Kimse yani. Şimdi şöyle yani Bitucci tabii 24 yaşında daha Rahmanovic biraz daha yani tecrübeli oyuncu diyebiliriz artık Rahmanovic'e 26 yaşında Rahmanovic. Fakat Bitucci 24 yaşında, Mia 23 yaşında mesela. İşte Konyaspor'a geldiğinde Mia 21 yaşındaydı. Ben Mia'nın tabii yurt dışı tecrübesi çok genç oyuncu yani 23 yaşlar hakikaten artık günümüz dünyasında eskiden bundan bir 15-20 yıl önce 23 yaşında bir adam dediği zaman adamdı yani hani 18 yaşında evlenmiş olurdu, 5 çocuk olurdu, 3 çocuk olurdu filan. Şimdi 23 yaş artık daha üniversiteden yeni mezun, işte hayat tecrübesi olmayan falan bir yaş grubuna evrildi 23 yaş. 30 yaş, 35 yaşlar artık daha olgun, delikanlılar, genç deniliyor hatta onlara. Tabii
Mia'nın yaşı çok genç ve yurt dışı tecrübesi kolay değil, adaptasyon Bütücü. Vesaire. Hem Büt için hem Mia için konuşuyorum. Gurbet etkeni var. Şimdi hadi bakalım bizi Konya'dan al götür, atıyorum şuradan Sinop'a götür. Bir yıl sonra belki benim psikolojim bozulur. Etli ekmek yok. O, ne bileyim işte Mevlana yok vesaire vesaire. Kolay değil. Ana baba yok yanında. Eş durumu ona göredir belki. Bilmiyoruz ailevi hayatın ama Mia'nın, özellikle Mia'nın ben ruhsal problemleri olduğunu düşünüyorum. Yani mental problemleri olduğunu düşünüyorum. Mia'nın bu kadar performansında geriye gitmesinin başka açıklanabilir hiçbir sebebi yok. Ya bir de mevkisinde oynasın da görelim ya. Mia'yı bu kadar asmaktansa. Oynadı ama ya. Oynadı. Ya fizik olarak hazır değildi. Mevkisinde de yok yani. Ya şimdi Mia'nın potansiyelini biz biliyoruz. Yani oynadığı maçlar var. Bir Başakşehir maçı var. İki tane gol attı, oynadığı oyunu da biliyoruz. Yani adamın potansiyelini biliyoruz. Yani bu kötü oyuncudur diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü çok iyi oyunlarını gördük. Konyaspor elindeki en iyi 10 numara şu anda. Şeyden sonra dönüşü kötüydü. Sakatlıktan sonra dönüşü kötüydü. Şimdi yavaş yavaş fizik olarak gelişmeye başlasa da bu sefer hoca kanat performansı istiyor oyuncudan. İyi de o kanat oynamaz ki yani. Yok oyuncuda o kanat becerileri yok. İşte orta, kenara topu taşı, zaman zaman içeriye koşu yap. Ha belki şunu düşünüyordur, orta saha vasıflı bir oyuncuyu kanatta oynatayım. Birazcık daha içe dönük oynar, ceza sahasının içerisine falan öyle, girer. Öyle çok oyuncu var elinde. Yani niye gelince... Ya Milosevic o işi içeriye de girer, dışarıya da gider. Milosevic hepsini yapar. Milosevic de yapıyor işte, Bitucci var. Ya bence Şigaleci bile kanatta... Mia'dan daha önce düşünülmesi gereken bir oyuncu. Ya fizik Şişler olarak bile. Fizik yani, olarak iyiyse bu hafta Mia'yı 10 numara pozisyonda bir denesin, bir bakalım diye. Oynayacağı iki tane yer var pozisyon olarak. Başka yer yok. 10 numara çok çaresiz kalırsan santrfor. Hocam size yani. Bir şey söyleyeyim mi? Ben tek yani filme bir başa sarmak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'dan sonra takım ligde düşme korkusu var ciddi manada. Kime getirdim? Bülent Korkmaz'ı getirdim. Bülent Korkmaz geldikten sonra takım hasbelkader Bülent Korkmaz'ın da katkılarıyla. Ya pek katkısı yoktu yani işte. Şöyle bir katkısı var Bülent Korkmaz'ın. Ben size şunu söyleyeyim. Hoca Trabzon Başakşehir maçları var ya. Hı-hı. Maçlardan önce yönetime ya bu oyuncuların parası ödenecek. He. Ya da ben istifa edeceğim, düşen takımın hocası olmak istemiyorum diye bir resti var Bülent Korkmaz'ın. Şimdi bunu belki Konyaspor camiası ilk defa duyuyordur bu resti. Onun üzerine para bulunuyor, buluşturuluyor bir şekilde. Oyunculara ödeniyor. Oyunculara ödendikten sonra o Trabzon Başakşehir galibiyetleri geliyor. 8 gol. 4-4. 4-3, 4-3. Şimdi böyle bir etkisi var Bülent Hoca'nın. Böyle bir yani oyuncu benim paramı savunmuş bu adam diye hiçbir şey yapmasa yine çıkar oynar. Neyse Bülent Hoca takımı ligde bu sayede tuttu. Ben taktik tekniğine inanmıyorum Bülent Hoca'nın. Öyle aman aman bir teknik adam olduğuna da inanmıyorum. Ama bu durumu yönetim çok daha iyi biliyordu bizden. Yani Bülent Korkmaz'ın taktiğinin, tekniğinin olmadığını. Önceki çalıştığı kulüplere sorsan, herhangi bir futboldan anlayan adama sorsan, yani önceki çalıştırmış olduğu takımları izlesen, onların oynadığı maçları izlesen, gösterir zaten Bülent yani, Korkmaz'la bir sezona başlanılmayacağını. Futbolculuğunun ekmeğini yiyen teknik direktörlerden. Ha, bir de şöyle bir durum var. Adam diyor ki kardeşim geçen sene sen düşüyordun ya ligden. Ben geldim kurtardım seni egosuna bürünüyor hocalar. Bu tarz takımlara geldi. Antep maçında sağ açığa 1-0 öndeyken şeyi aldı. Tuğram'a aldı, maçı verdi. Yani şimdi ne diyeyim, en kritik maçta öndesin. Skora yatman gerekirken kalktı, ofansif oyuncu aldı. Ya Şengeli'ye mi sağ taraftan? Maç döndü. Birini çıkarttı. Gitti, o sanki ikinci gole ihtiyacı varmış gibi. Şimdi Bülent Hoca'nın ya da böyle düşme hattında takımı alıp kurtarmış olan hocaların genelde sezon sonunda ben bu takımda şunları istemem, ben bu takımda bunları istemem, işte gelecek sene bu takımı şöyle ayağa kaldıracağım ama şunlar şu şartlarım olursa gibi bir kendilerinde de bir özgüven hissediyorlar. O özgüvenle de biraz hocalar yanlış işlere yelteniyorlar. Uçuyorlar. İşte yani Bülent Hoca ile Ömer Ali'nin arasındaki problemi biliyoruz biz mesela. Ömer Ali'nin takımdan gönderilmesini isteyecek kadar hoca ileriye gitmişti yani.
Şimdi Bülent Hoca sezon başında, bunu niye anlattım bu hikayeyi? Sezon başında Bülent Hoca takıma hiçbir yükleme yapmadı. Antrenmanları çok light geçti Konyaspor takımının. Bunu takım içerisindeki oyunculardan aldığımız bilgiler bunlar. Ve tam lig başladı, Bülent Hoca ile yollar ayrıldı. Yollar ayrıldı. İsmail Hoca bunun sonucunu sakatlıklar olarak buldu. Evet, İsmail Hoca da geldi, aşırı yüklendi takıma. Ve sakatlıklar. Takım hiç çalışmamış diye. Hep adale sakatlığı. Ve hep adale sakatlığına döndü takım. Evet. Şimdi ben burada sezon başından beri söylüyorum. Bu takım sezon başında kampında çalışmadı kardeşim. Bülent Hoca'nın nedenlerinden dolayı, sebeplerinden dolayı bu takımdaki bu sakatlıkların sebebi İsmail Kartal'la alakalı değildi. İsmail Kartal yüklendi. Niye? Takımın çalışmadığını düşündüğü için. Şimdi Mia'da o zaten 23 yaşında bir oyuncu. Fiziksel olarak da Konyaspor'a ilk geldiği günden beri aslında problemleri olan bir oyuncu. Fakat yaşı genç olduğu için fiziksel olarak geliştirir ve çok büyük bir oyuncuya dönüşebilir diye umut edilen oyunculardan birisiydi. Başakşehir Trabzon maçında da bu bize şeylerini göstermişti. Yani olabilir. Olabiliri göstermişti, umudu vermişti. Şimdi sezon başında bu oyuncuya tam hadi oğlum yürüyeceksin sen deyip fiziksel olarak yüklenilip sezon içerisinde meyvelerini alman gerekirken sezon başını boş geçirmişsin. Üstüne sonra sakatlık. Üstüne bir sakatlık, o boş geçirmekten kaynaklanan bir sakatlık. Daha sonrasında yeni yeni kazanmaya başlıyorsun. Yani. Yeniden Bu oyuncunun ruhsal olarak bir tedaviye ihtiyacı olabilir mental olarak şu anda. Yani oyuncuyu tekrar kazanmanın yollarına bakmamız lazım. Çünkü sahadaki durumu mutsuz oyuncu. Niye? Bir şeyler katamadığının farkında çünkü takıma. Mia. Ama 23 yaşında bu oyuncu. Ve bize neler verdiğini gördük daha evvel. Mia gibi oyuncuların üzerine ısrarla gidilmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Katılıyorum. Bir diğeri de Rahmanoviç. Fizik olarak. Ama psikolojik olarak muhakkak bir destekle yapılması lazım. Yani şuna da karşıyım ben. Ya Mia'yı kazanalım. Mia'yı kazanmak uğruna da işte çok kötü de oynasa 90 dakika oynasın. Hayır kardeşim. Yok, kaybedersin o zaman. Kaybediyorsun o zaman. Yani bunu çok iyi dengede götürebilecek bir psikolojik destek vermek lazım Mia'ya. Konyaspor kulübünde bu yapının da oluşturulması lazım artık. Yani bugün yani hani yanlış anlamasın beni kimse fakat bugün sokağa çıktığımız zaman otobüs şoförlerine, dolmuş şoförlerine psikoteknik diye bir belge veriyorlar değil mi? Niye? İşte insanlarla haşır neşir, akşama kadar tabii. 200 kişi taşıyor filan. Ya bu adamları 20 bin kişi izliyor, 30 bin kişi izliyor. Televizyonda 50 bin kişi, 100 bin kişi izliyor. Onun psikolojik yükü daha fazla. Bu adamlara psikoteknik ve milyonluk bir şey yani sektör. Hani sektör. Bu adamlara psikolojik destek muhakkak verilmesi lazım. Ben Kravets'in, Mia'nın bunların oturulup hayırdır kardeşim probleminiz ne? Bu takımdaki problem ne? Yani uyumsuzluğunuz ne? Şehirle mi alakalı bir problem var? Ailenle alakalı bir problem mi var? Kravets'le uyum i̇şte sorunu yoktu. Şimdi çıktı. Ne olduysa. Başlangıçta canavar gibi başladı adam. Bunları belki Kravets gibi oyuncular da tembel oyunculardır. Bazı tembel oyuncular vardır mesela. Olabilir. Yüklenilmeyi sevmez. Sezon başında rahattı ama yüklenilince Kravets mesela pes etti. Kişilikle ilgili mesela şikayetçi de niye olmuyor bu adam? Sakatlanıyor, kalkıyor, düşüyor, geliyor ama bir şekilde hangi mevkide oynatırsan en azından ölümünü oynuyor adam yani. Adam Rangelo. Evet aynen. Rangelo. Yani yetenek kısıtlı. Yani, kesinlikle. Ama yetenek bir tarafını çok yırtıyor. Kısıtlı. Gerçekten çok kısıtlı ama attığı kafa golü. Evet. İkinci golden, son golden bahsetmiyorum. Rangelo yani, da öyle müthiş golcü bir oyuncu falan değildi ama yırtardı. Kafayı Kravets'ten beklersin, şikayetçi vuruyor. Bir de bu maçla ilgili benim maç sonunda özellikle sosyal medyaya yansıyan ve bazılarının da eleştirdiği bir görüntüden bahsetmek istiyorum. Onu da not almıştım. Yönetimin Malatya'da maçı takip eden yönetimin gol şey sevinci, galibiyet sevinci. Evet. Gördüm ben onu sosyal medyada. Onunla ilgili eleştiriler de gördüm altında. Ya maç 2-0'dan dönmüş, alınmış bir maç 3-2. Yani yönetimin orada sevinmesi,
şarkılar söylemesi. Bundan daha normal ne olabilir? Ya yani hareket bunun, çekmiyorlarsa mesele yok ya. Hayır hayır, gayet oldukça doğal. Yani yönetimin gerçekten, hani biz burada bazen yönetim arasında ayrılıklar var, işte fikir ayrılıkları oluyor, bir bütünlük yok gibi eleştiriler orada vesaire. Yönetimin tamamı yok ama. İşte her neyse, yani en azından orada bulunan yönetimde de bilinen simaların çok doğal, bence takıma da katkı sağlayacak bir şeyi var, sevinci var. Ya bununla ilgili eleştiriler gördüm. Bana biraz tuhaf geldi. Yani bu adamlar da insan, yani yönetimdekiler de insan. Yani izleyen sevinmedi mi ekran başında? Tabii ki yani. Canım, sevinmek bunların en doğal hakkı. Bir de aslında sevinmeleri gereken en normal maç bu maç. Niye biliyor musun? Bu maçta oyuna en fazla katkı sağlayan oyuncu kim? Diamondi ve Rahmanovic. Skor olarak? Çıkaleş. Çıkaleş. Ortaya koyduğu mücadele olarak. 3 tane tartışılan isim camiada. Kesinlikle. Ben Çikaleci'yi bu maç için bunların başına koyarım. Hoca gitti ya. Bülent Korkmaz Çikaleci. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Çikaleci dediğiniz adam yönetim tarafından transfer edildikten sonra Bülent Korkmaz'ın gitmesine sebep olan adam. Şimdi Çikaleci'nin bu performansından sonra gelen bu geri dönüş ve 3 puandan sonra yönetim sevinmeyecek de kim sevinecek? Gayet normal. Yani bunu niye insanlar eleştiriyor? Anlamadım ki, nasıl bir ortak noktada buluşacak bu taraftar, yönetim? Şöyle. Nesi tuhaf geldi insanlara o sevincin, ben anlamadım. Ne yapacaklardı? Yani sevinçle alakalı değil de yönetimin genel olarak camiayla olan ilişkilerine. Ya tamam, onu gene tartışalım, gene konuşalım ama. Bir tepki yani bence. Şöyle, Ekrem Coşkun Başkan herhalde paylaşmış şey videoyu, doğru mu? Bilmiyorum, ben sosyal medyada birinde gördüm ama nerede gördüm hatırlamıyorum. Ben onu gördüm. Altta hatta Ekrem Tezahürat Başkan... Tezahürat falan yapıyorlar. Evet, Ekrem Başkan hatta mahkeme kadıya mülk değil, sezon sonuna kadar sabredin, sezon dere geçirilirken at değiştirilmez demiş. İstifaya... Yönetimle ilgili. Evet, yönetimle ilgili. Öyle de bir cevap vermiş. Yani ben... O yaklaşımı şu aşamada ben doğru buluyorum aslında. Yani Konyaspor yönetiminin değişmesi, teknik direktörün değişmesi kadar kolay bir süreç olmayabilir. Şimdi sezon sonunda bir hesaplaşma olacaksa sezon sonunda olması bence de mantıklı. Evet. Yani orada ben Ekrem Bey mi açıklamayı yapmış o? Ekrem Bey yapmış açıklamayı. O görüşe katılıyorum. Şöyle daha düzgün bir delege yapısıyla, özellikle birlikte olduğumuz geniş programda Kasım abinin ifade ettiği o düzgün delege yapısıyla bir hesaplaşmanın, bir ondan sonra seçimin, güzel bir kongrenin ama sezon sonunda mantıklı olacağını ben de düşünüyorum. Evet. Sezon içinde bunu kaldıramaz Konya Spor. Şimdi ben Ekrem abiyi yıllardır tanırım. Konya Spor'a hakikaten gönül vermiş bir isimdir Ekrem Coşkun ismi. Bu arada 3-5 hafta evvel, 2-3 hafta evvel yönetimi çok ağır eleştirdiğimiz için kanalımızla biraz arası da açılmıştır Ekrem abinin. Hatta sponsorumuzdur, çekildi de. Ama bunu çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Ekrem Coşkun bu camiada, hani ben asla kendime ya da kurumuma yapılan bununla alakalı işlemi şahsileştirmem. Ekrem Coşkun bu camianın hakikaten değeridir. Değeridir. Konya sporludur. Yıllardır Konya sporludur. Ve Konya spora hizmet etmeye çalışan adamların başında gelir her zaman. Maçtan sonra ben o videosunu gördüm. Ekrem abi adına sevindim. Beni kırmış olsa da Ekrem abi. Beni kırmış olsa da ben Ekrem abi adına sevindim. Canı sağ olsun, yani parasında pulunda falan değiliz biz bu işin zaten. Benle zaten hiç alakalı değil. Kanal yönetimiyle alakalı bir durum. Ama Ekrem Coşkun aklı başında olan Konyasporlulardan birisidir. Ve maçtan sonra o atmış olduğu tweet, hani mahkeme kadıya mülk değil, sezon sonuna kadar sabredin. Doğru bir yaklaşım. Ben katılıyorum ona. Bu çok olgun bir hareket. Tabii. Yani bu çok olgun bir hareket. Sezon sonunda biz oturacağız, muhasebemizi yapacağız. Devam edeceğiz ya da etmeyeceğiz. Bununla alakalı olması sezon gerekiyor. Sonu bir muhasebe yapılacağını söyleyen bir mesaj bu. Bu mesajı keşke diğer yöneticilerin de hepsi verebilse. Geçtim diğer yöneticiler. Başkan Bey verse ya, bir kere şöyle bir şey söylemedi yani. Bir kere şöyle bir şey söylemedi. Biz de kendimizi muhasebe edeceğiz de sezon sonunda bir bakacağız. Burası da bize babamızdan kalmadı diyemedi yani Başkan Bey. Keşke o da deseydi. Biz de deseydik ki ya tamam, Başkan Bey muhasebesini yapıyor, devam eder, etsin o zaman diyebilseydik biz de. Yani. Demedi 2,5 yıldır yani. Ama Ekrem Coşkun, valla kırgın dahi olsam ben
yapmış olduğu, yazmış olduğu o tweet'i de, sevinç gösterisinde çok samimi buldum. Benim gönlüme dokundu. Kim ne derse desin. Mantıklı bir açıklama. Ben bir reklam arasına gideceğim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.